Azerbaycan işgalci Ermenistan'a karşı büyük bir zafer kazandı. Siz de Karabağ mutabakatı ile ilgili detaylara ulaştınız. Mutabakatta Türkiye'yi de ilgilendiren, doğrudan ilgilendiren maddeler var. Detaylarını konuşmak isterim. Elbette şöyle bir kere Türkiye bu çalışmalar ilk başladığından bu yana dünya kamuoyuna Azerbaycan'dan yana taraf olduğunu ve üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu deklare etti. Dolayısıyla başından beri müdahil. Geldiğimiz ateşkes sürecinde de aktif rol oynadı. Ciddi bir diplomatik atakla ve mesai sürdürerek. Şimdi bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi için yine önemli roller üstleniyor. Nedir o? Şimdi Ruslarla bu sabah işte imzalanan mutabakat metnine göre Türk-Rus Ortak Barışı Koruma Merkezi kurulacak. Tam adı bu. Ve bu koruma merkezinde Türk ve Rus askerler birlikte görev yapacak. Aktif olarak ne yapacaklar? Aktif olarak ateşkes sürecini denetleyecekler. Onun dışında da Ermenistan'ın çekilmeye dair söz verdiği takvimin işlemediğine bakacaklar. Çünkü belirli bölgeleri toplamda 7 rayonu terk edeceğini kabul etmişti Ermenistan. Bunlar bir takvime bağlandı ve belirli o aşamalarla geri çekilme sözü verdi. Bu merkez yani Türk ve Rus askerlerinden oluşan barışı koruma merkezinde bu takvime uyulup uyulmadığı da denetlenecek. Nasıl denetlenecek? Sahada Rus askeri olacak. Anlık gelen istihbarat bilgileriyle. Öte taraftan da İHA'larla sürekli bölge 7-24 kontrol edilecek ve bu kontrol merkezinde yine Türk subayları çok net bir şekilde aktif rol alacak. Bunun dışında ne var? Bunun dışında Moskova-Ankara hattında 7-24 esasına göre işleyen bir hat oluşacak. Yani sürekli Moskova-Ankara hattında gelişmeleri anlık değerlendirip birlikte ve sürece müdahale etme anlamda politikalar belirlemek. Bu bağlamda da bir Rus heyeti, askeri heyeti Türkiye'ye gelecek ve bunun detayları konuşulacak. Bunun dışında meclise bir rol düşme ihtimali yüksek. Büyük bir olasılıkla bu Barışı Koruma Merkezi'nde heyet görevlendirileceği Bu için. noktada soru sorabilir miyim? Karabağ ateşkesinden bahsediyorsunuz galiba bu Türk-Rus Barış Komuta Merkezi noktasında. Meclisin gündeminde ne zaman Karabağ ateşkesi olacak? Ankara'da neler konuşuluyor bu konuyla ilgili? Şöyle şimdi yapılan ilk değerlendirmede bir tezkere ihtiyacı olacağına dair bir kanaat gelişti. Çünkü eğer bir ortak koruma merkezinde bir barış gücü oluşacaksa ve üst düzey askeri orada temsil edilecekse bu ancak hani meclis kararıyla olabilir deniyor. İşte Libya'da ve Somali'de örnekleri var. Dolayısıyla eğer benzer bir yapılanma olursa yani bu mutabakat metni imzalandıktan sonra şimdi detaylar konuşulacak. 2-3 güne buna kesin olarak evet ihtiyaç var denildiği anda da tezkerenin en geç önümüzdeki hafta meclise gelmesi bekleniyor. Bir Karabağ tezkeresi yani Türk askerine yurt dışında görev yapmaya olanak tanıyan bir tezkere olacak bu. Evet. Peki Rus heyeti de Ankara'ya gelecek. Yine bir Rus heyetleriyle temas halinde olacağız. Bu mutabakatla ilgili başka nasıl detaylar verebilirsiniz bizlere? Şöyle şimdi bu bir kere Rusya hem işte Bakü ile hem işte Erivan yönetimiyle konuştu ve Paşinyan hükümeti Paşinyan şu anda tartışılan yani işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinin başta Laçin olmak üzere o bölgelerden çekilme konusunda söz verdi ve belirli tarihler belirlendi. Yani işte Kasım ayı itibariyle birer haftalık periyotlarla buradan çekilmeye dair bir takvim belirlendi. Bu takvim işte Rusların gözetiminde ve Türk tarafında gözetiminde denetlenecek. Yani Türkiye ve Rusya bir ortak barış merkezinde nasıl çalışacaklar, ateşkesi ve bu geri çekmeyi nasıl kontrol edecekler, koordine edecekler bunu konuşacak. İki, takvimde bir aksaklık olursa taraflardan biri bu takvime uymazsa ya da ateşkesi ihlal etmesi durumunda ne yapılabilir, ne yapılması gerekir buna karar verecekler. Yani Türkiye ve Rusya birlikte nasıl müdahil olacak buna karar verecek. Bir de bunun ne kadar süresi olacak? Yani
Bu takvim tamamlandıktan sonra bu ortak barış merkezli bir kalıcı hale mi gelecek? Yoksa çekilme bitti, taraflarda arasında sorun yok, artık ortak barış merkezinde bir anlamı yok denilecek mi? Burada hem askeri hem diplomatik kaynaklarını aktardığını paylaşayım. Bu ortak barış merkezine ihtiyaç duyulduğu ve uzun vadede kalıcı olabileceği ifade ediliyor. Çünkü bu gerilimli bölgenin bir anda sona ermesi ve yeniden bir çatışma ihtimali olmamasının garantisi yok deniyor. Dolayısıyla buna bir süre biçmek yerine önce bu ateşkesi hayata geçirmek, takvimi uygulamak, takvim sonrasındaki genel gidişata bakarak buna dair bir karar vermenin daha doğru olacağına kanaat getirildi taraflar arasında. Bu Barışı Koruma Merkezi aslında Rusya ile Suriye'de yaptığımız gibi ortak devriye mantığıyla mı hareket edecek sahada? Şöyle, şimdi onun detayları heyet geldiğinde konuşulacak ama en taslak haliyle baktığımızda sahada Türk askeri devriye olarak görev yapmayacak. İşte belirli noktalarda olacak ama işte devriye görevini daha çok Ruslar üstlenecek. Fakat Ortak Barışı Koruma Merkezi'nde 7/24 esasına göre sahayı denetleme, yani işte İHA'larla ve elemanlarla anlık istihbaratla denetleme 7/24 Türk ve Ruslar birlikte yapacak bunu. Merkezde birlikte yapacaklar ve karar mekanizmasında birlikte karar verecekler. Yani koordinelik karar verecekler ve bu merkezde Türkiye ve Rusya arasında bir as ilişkisi olmayacak. Eşit koşullarda birlikte karar verilecek. Evet, şimdi barışı koruma, ateşkesi korumak için gerçekten barış koruma merkezi yapılmış. Şimdi Ermenistan'ın aslında işgalci Ermenistan'ın ateşkeslere pek uymadığını biliyoruz. Peki şu senaryo var mı sizce mutabakatta? Ermenistan ateşkesi uymazsa taraflar ne yapacak? Tabii ki o ihtimal tartışılıyor. Daha çok aslında bu Bakü yönetiminin ısrarla dile getirdiği bir şey. Yani biz bunu defalarca dedik ki ateşkes yapalım ama aynı gün bile ateşkese uyulmadı oldu. Erivan yönetimi sürekli saldırgan bir tutum içinde. Dolayısıyla bu konuda bir garanti isteyin. Bunu işte Moskova'ya iletti ve Moskova'nın da işte Ankara ile konuştu ve Erivan yönetiminden buna dair Paşinyan'dan bir garanti aldıklarını söylüyorlar. Fakat bu garantiye rağmen eğer bu ateşkese uyulmazsa ya da bu takvime uyulmazsa ne olur sorusuna heyet gelip çerçeve belirlendikten sonra karar verecek. Yani eğer uyulmazsa buna nasıl müdahale edelim? Ne çerçevede müdahale edelim mi? Birlikte karar verecekler ama o olasılık teorik olarak hesaplanıyor. Yani düşük olduğunu söylüyor Ruslar. Yani Erivan yönetiminin Ermenistan'ın bu konuda ikna olduğu, bunu düşük bir ihtimal olduğu ama düşük olmasına rağmen de teorik olarak bu ihtimali göz ardı etmek istemediklerini Türk tarafına ilettiler ve Türk tarafı da bu anlamda işte heyetlerle oturup bunu detaylandıralım konusunda uzlaşı sağlandı.